Günaydın Erkantan. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugünden başlayarak bir hafta boyunca mevsim normallerinde hava sıcaklıklarının seyretmesi bekleniyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da yine sonbaharın son günlerinde artık sise teslim oluyor yavaş yavaş Marmara bölgesinden başlayarak ve yine Batı Karadeniz'de sisin etkili olduğunu Zonguldak tarafında söyleyebiliriz. Gece saatlerinde daha çok yoğundu sis fakat artık yavaş yavaş etkisini de yitirdiğini söyleyebiliriz. Bu hafta boyunca da yine hem Marmara bölgesi hem de Batı Karadeniz'de etkili olacak. Hava sıcaklıklarına değinecek olursak mevsim normallerinde demiştik. Sadece Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Doğu Marmara'da da yine İzmit, Adapazarı, Sakarya bölgesinde de yağışların, geçiş yağmurlarının etkili olacağını hatırlatalım. Ordu, Samsun, Orta Karadeniz'de ve Rize, Artvin, Trabzon, Doğu Karadeniz'de yağışlar 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor. İç Anadolu'dan uzanarak Doğu Anadolu'ya kadar da yine kar yağışları etkili olacak. İç Anadolu'da Ankara'dan başlayarak Sivas'a kadar ince bir şeritte karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Öte yandan Doğu Anadolu'da ise Van ve çevresi, Kars ve Iğdır çevresinde de yine karla karışık yağmur, yer yer kar yağışları etkili olacak. Diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde olması bekleniyor. Özellikle Antalya yani Ege ve Akdeniz bölgesinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Evet, sonbahar artık son günlerine yaklaşıyoruz. Bu ne demek? Marmara ve Doğu Karadeniz için sis uyarısı, Batı Karadeniz için düzeltiyoruz. Batı Karadeniz için sis uyarısı demek. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da sis etkisini özellikle gece saatlerinde gösterecek. Yer yer sabah saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. Bugün yine gece sisliydi fakat artık yavaş yavaş dağıldığını söyleyelim. 5 gün boyunca sisin etkili olacağını hatırlatalım ve sözü Bakırköy'den tekrar merkeze bırakalım. Erkan Tan.